Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizlere sonsuz nimetlerini lütfeden, bu mübarek Arefe gününe ulaştıran Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Habibi, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama salatu selam, tahiyyatul ikram olsun. Manisa TV'mizin çok değerli izleyicileri, İftara Doğru programın son bölümde sizlerle birlikteyiz. Sizler ekranlarınızın başına, değerli konuklarımız da stüdyomuza hoş geldiniz diyorum. Manisa İl Müftülüğümüz tarafından hazırlanan İftara Doğru programının son bölümünde bu akşam inşallah ibadetlerde devamlılık konusunu işleyeceğiz. Aramızda Kayapınar Camii İmam Hatibi, çok değerli hocamız İmam Hatip, Beytullah Mezik hocamız burada. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O güzel sesiyle, sedasıyla inşallah Kur'an-ı Kerim tilavetini okuyacak. Buyurun kıymetli hocam, söz sizin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا وقل إني أنا النذير المبين كما الذين يجعلون مع
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Sadakallahu'l-Azim. Can bula cananını, bayram o, bayram ola. Kul bula sultanını, bayram ol, bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap def ola. Cümle günah af ola, bayram o, bayram ola. Kıymetli hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Değerli Manisa TV izleyicilerimiz, İftara Doğru programının son bölümünde çok değerli konuğumuz, Manisa İl Müftülüğü'nde görevli cezaevi vaizimiz Aziz Yavuz hocamızla birlikteyiz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam, İyisiniz inşallah. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun kıymetli hocam. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bu mübarek Ramazan-ı Şerif'inde sonuna geldik. Rabbim inşallah tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul ve karin eylesin i̇nşallah, kıymetli hocam. İnşallah. Bugün son bölümdeyiz. Son bölümünü çekiyoruz. İzleyicilerimizle beraber bir ay birlikte olduk. Birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık kıymetli hocam. Bugün de inşallah ibadetlerde devamlılık konusunu sizlerle konuşacağız. Kıymetli hocam, öncelikle ibadet nedir? Çeşitleri nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bizleri yaratan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam, her türlü ihtiram. Efendimiz, önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ehlinin, ashabının hal ve iyilikte onaylayan bütün ehli imanın üzerine olsun sayın hocam. Tabii bir hüznü beraberinde yaşıyoruz. Bir de sevinci inşallah yaşayacağız. Hüznü yaşamamızın sebebi evlerimize, hanelerimize, gönüllerimize bizlere misafir olan 11 ayın sultanı Ramazan'ı yolcu ediyoruz. Gönlümüz o yüzden mahzun, evet. Gönlümüz o yüzden hüzünlü. Acaba layıkıyla değerlendirebildik mi diye de kendimize sormadan edemiyoruz sayın hocam. Sevinci bir taraftan yaşıyoruz ki Rabbimiz bizleri iki bayramdan bir tanesi olan Ramazan bayramına inşallah kavuşturacak. Bayram güzelliklerini bizlerle yaşatacak. Bayramın o verdiği mutluluğu, hazzı evimizde, hanemizde, ülkemizde, şehrimizde, İslam aleminde her tarafta hissedeceğiz. İnşallah. Tabii ki Ramazan'ın girmesiyle beraber Ramazan bize kazandırdığı en güzelliklerden bir tanesi de ibadet yapma noktasındaki verimlilik, ibadet yapabilmemiz açısından bize sunduğu fırsatlar. Tabii ki bu bizler için önemli bir nokta. İbadet dediğimiz zaman öncelikle şunu anlamamız lazım. Kelime olaraktan baktığımızda ibadette sayın hocam taat anlamı var, itaat etme anlamı var, kulluk etme, boyun eğme anlamı var, tevazu gösterme anlamı var. Ama bir de bu işin dini terim olaraktan, istilahi manasına baktığımızda da şunu görüyoruz. Rabbimizi, bizi yaratan Rabbimizi tazim ve hürmet için iman, niyet ve ihlas ile Allah-u Teala'ya karşı yapmış olduğumuz bizim fiili davranışlarımızın, ibadet kastıyla yapmış olduğumuz fiili davranışlarımızın adıdır aslında ibadet. Evet. Yani ben orada üç tane ifadeyi kullanmayı uygun buluyorum. Bir tanesi niyet ile olması lazım. İman ile olması lazım. En başını söyleyelim. İman ile olması lazım. Yani iman var ise kalpte,
imanın karşılığında yapmış olduğumuz her iyi işin, her güzel işin bir ibadet olduğunu buradan ifade etmek istiyoruz. İnnemel amel bin niyat. Tabii. Ameller niyetlere, ameller niyetlere göredir. Akabinde niyet, ifade ettiğiniz, ifade buyurduğunuz üzere niyet de bir işi tayin etmektir. Hangi amaçla, hangi yöneliş ile yapıldığını tayin ifade eder ki bu açıdan niyet çok önemlidir. Akabinde de kulun kendisinin kıymetini, kadirini artıracak, ona bir güzellik katacak, bir şuur katacak olan ihlas. İşte evet. Bu üç ifadeyi ben bu tanım içerisinde kullanmayı uygun buluyorum ki bu üçü birden yapılırsa ibadet kastı, ibadet anlamı ve ibadet değeri kazanıyor. Bir yönüyle bu var ama diğer yönüyle de İslam'ın emir ve yasaklarına uymak da ibadet. Evet. Allah'ın haramlarından uzaklaşmak, onları terk etmek ibadet. İhsan günahlardan, boyutu bir nevi tabii ki ihsan boyutu. Haramlardan, günahlardan uzaklaşmak dedik. Bir de günah olan şeyleri terk etmek de aynı şekilde bir ibadet boyutu kazanıyor. O zaman iki yön bizim karşımıza çıkıyor bu anlattıklarımızdan. Bir, Allah-u Teala'yı tazim için, ona hürmet için iman, niyet, ihlas da yaptığımız evet. her davranış, onun da en üstü ibadet etmek. Yani Allah'ı tazim etmenin, hürmet etmenin en üst derecesi de ona ibadet etmek. Bir taraftan da haram olan fiiliyatlardan, davranışlardan, fuhşiyattan uzaklaşmak diye karşımıza çıkıyor Sayın Hocam. Evet, evet kıymetli hocam. Peki hocam, niçin ibadet etmeliyiz? Bunu da bir açıklar evet, mısınız? Tabii ki. Şimdi zaten işin özü burada karşımıza çıkar. Bizim kulluğumuzun, kul olmamızın, yaratılış gayemizin amacını, hikmetini anlayabilmek ve o doğrultuda bizi yaratan, hatta bizden başka bütün kainatı, her şeyi yoktan var eden Allah'a kul olabilmek, ona saygı, ona tazim, ona hürmet gösterebilmek için bizim ibadet etmemiz gerektiğinin altını çiziyoruz ki Kur'an-ı Kerim de yaratılan her şeyin amacının, gayesinin Allah'a ibadet olmak, etmek olduğunu bize öğretiyor. Zariyat suresinde bir ayet-i kerime var orada. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu ayet-i kerime güzel bir ayet-i kerime. Rabbimiz buyuruyor ki mealen orada cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi o zaman bizim niçin ibadet etmemiz gerektiğinin sorusunda da şu cevabı alıyoruz ki bizim yaratılış gayemizin hikmeti, amacı Allah-u Teala'ya ibadet etmek. Ha, aklımıza şu soru gelebilir Sayın Hocam. Allah-u Teala'nın katında melekler var. Melekler Cenab-ı Allah'ı tesbih ediyor. Cenab-ı Allah'a hamd ediyor. Ona secde ediyor. Hatta ayet-i kerimede ifade buyurulur ya, Araf suresinde olması lazım. İnnellezîne inde rabbike la yestekbirûne an ibadetihi ve yusebbihûnehu ve lehu. Secde ayeti var, okumayalım. Orada buyuruyor ki Rabbimiz, Allah'ın katında, Allah'ın indinde bulunanlar Allah'a kibirle davranmazlar. Yani herhangi bir kibir yoktur. La yestekbirûne an ibadetihi. Ve ne yaparlar? İbadet konusunda ona kibir yapmazlar. Ve yusebbihûnehu. Ona tesbih ederler, sürekli hamd ederler, evet. tesbih ederler ve devamında da Allah'a secde ederler. Secde. Cenab-ı Allah'ın katındaki meleklerin zaten ona hürmet ettiği, ona tazim ettiği, ona tesbih ettiği ayet-i kerimeyle açık. Ama cinlerin ve insanların yaratılması noktasında da insan yaratılış gayesini işte burada çok daha iyi anlıyor ki insan aciz bir kul. Melekler günah işlemiyor Sayın Hocam. Evet. Melekler günah işlemiyor ama insan günah işliyor. Melekler bile bu kadar tesbih ettiğine göre, bu kadar ibadette kibirlenmediğine göre, ona secde ettiğine göre, günah işleyen, hata içerisinde olan, nisyan içerisinde, hatta inkar içerisinde olan insanın Allah'a ibadet etmesinin ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar Allah'ı tesbih etmesinin önemli olduğunu ve ona secde etmesinin ne kadar güzel bir şey olduğunu kulun burada anlaması gerektiğinin altını çiziyor ayet-i kerime. O yüzden bizi yaratan bir Rabbimiz var. Biz onun kuluyuz. O bizi yoktan var etmiş, bir anne babadan dünyaya getirmiş, bir damla nutfeden bizleri meydana getirmiş. Bunun bir şükrü olması hasebiyle Cenab-ı Allah'ın bize her şeyi yoktan var ettiği bu nimetler karşısında bir şükür olması hasebiyle bizim Cenab-ı Allah'a ibadet etmemiz, ona hürmet etmemiz, ona tesbih etmemiz, ona yönelmemiz gerektiğinin bu vesileyle biz daha iyi anlamış oluyoruz Sayın Hocam. Yani temel hedefimiz, temel gayemiz Cenab-ı Allah'a ibadet etmek. Aslında ibadet etmek, bu olması gerekiyor. Bu olması lazım. İbadet noktasında da şunu ifade edelim. Birincisi Allah'ın bize sunmuş olduğu bu imkanlara biz boyun eğdiğimiz zaman emri yerine getirmiş oluruz. İkincisi
Bunu bizim bilerek yaptığımızda sevap kazanmış oluruz. Şuurla yaptığımızda sevap kazanmış oluruz. Akabinde herhangi bir maksat ve gaye gütmeden yöneldiğimizde de Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. İbadetlerin böyle bir güzelliği vardır bir de hocam. Hazreti Mevlana'nın bir sözü aklıma geldi kıymetli hocam. Diyor ki, şöyle buyuruyor. Köle azat olununca sevinir. Evet. Ben diyor Cenab-ı Allah kul olununca seviniyorum evet, diyor. Yani hakikaten ki. Ne güzel bir tespit. Tabii Rabbime ki. Kul olmak diyor benim için bir bayramdır diyor. Evet. Rabbim inşallah hepimizi böyle kul olanlardan eylesin. İnşallah. Kıymetli hocam inşallah. Değerli hocam, ibadetlerden bahsediyoruz yine. İbadetlerde bir ölçü var mıdır? Yani bir ne kadar yapılmalı bir ölçü var mıdır? Sınır var mıdır? Bundan bahsedelim. Tabii ki şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleriyle baktığımızda biz bu yola, bu ifadeye Allah Resulü bir ayet, bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. اَحَبُّ الْاَعْمَالِ Amellerin en sevimlisi اِلَاللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالَى'ya اَدْوَمُهَا وَاِنْغَلَّ Az ama devamlı olanıdır diye buyuruyor. Tabii bu ifade baktığımızda Sayın Hocam biraz nafile ibadetler boyutunu daha çok içerse de farz olan ibadetler zaten vakti, saati, zamanı, ölçüsü, belli şekli bellidir. Bunlarda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yoktur. Yani beş vakit namaz, evet. Tayini sünnet-i müekkedeleriyle, gayri müekkedeleriyle Efendimiz nasıl kıldıysa biz de öyle kılıyoruz. Oruç, evet. Ramazan'da ömürde senede bir defa tutulan, her yıl tekrar edilen, farz olan bir ibadettir. Bu açıdan baktığımızda orucun da vakti, saati bellidir. Haccın da vakti, saati bellidir. Bunlar farz, zekat da aynı şekilde bellidir bu ibadetlerde. Ama nafile olan ibadetlerde kul artık kendi ihtiyarıyla, yani kendi yönelmesiyle, kendi isteğiyle, kendi arzusuyla Allah'ın huzuruna, onu tazim etmek, onu yüceltmek kastıyla yöneldiğinden dolayı orada da Efendimiz kula ağır gelmesin, kişiye eziyet vermesin ama önemlisi de devamlı olmasına altını çizerekten bizler de nafile olan ibadetlerde az da olsa her gün, her saat, her vakit artık bir belli bir sınır varsa ona göre yapılmasının önemliliğinin altına çizer. Ve bu hadisin evvelinde de şöyle der, orta yolunu tutunuz, haddi aşmayınız, Allah sizi cennetine koymak ister. Allah sevap yazmaktan bıkmaz ama siz yorulursunuz diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada kendisine ümmet olan kimseleri de uyarır. O açıdan bakarsak belli bir ölçüsü vardır. Evet, nafile ibadetlerde. Ramazan ayı içerisindeyiz. Mesela sahura kalkıyoruz değil mi? Sahurda oruca hazırlık yapabilme noktasında bir şeyler yiyip içiyoruz. Belli bir fırsatta, belli bir sürede kalıyor. Evet. Bu noktada işte bir iki rekat, bir teheccüd namazı eğer kendimize alışkanlık edip de başlayabilirsek aslında bir fırsat bir değil fırsattır. Mi hocam Ramazan? Bir fırsattır. Başlayıp devam ettirebilirsek ve bunu da bırakmadan devam edebilirsek her gece işte az olan ve makbul olan bir ibadeti bizler kuşanmış oluruz. Nafile ibadetler hem namaz yönü vardır Allah'a ibadet etme noktasında. Oruçun aynı şekilde nafile yönü vardır. Evet. Oruç ibadetinin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan haricinde pazartesi, perşembe günlerini tuttuğunu biliyoruz bakın. Evet. Her ayın 13, 14, 15 eyyam-ı bid diye ifade edilen günlerde tuttuğunu biliyoruz. Muharrem ayı girdiğinde tuttuğunu biliyoruz. Şevval ayı içerisinde tuttuğunu biliyoruz. Recep ayı ve geçirdiğimiz Şaban ayı içerisinde belirli günlerde Allah Resulü'nün oruç tuttuğunu biliyoruz. Nafile açıdan birçok ölçütü bizler sıralayabiliyoruz. Bu hususu da dikkate aldığımızda nafile ibadetlere belli bir ölçü koymak gerekir. Çünkü bıkkınlık, vücut her zaman aynı ölçüyü taşıyamayacağından dolayı belli bir istikrarda sürekli ama her gün yapılan ibadetin Allah Resulü tarafından biz makbul olduğunu görüyoruz. Böyle bir ölçü koyabiliriz. Zaten farzlara ölçüyü Rabbimiz koymuş, Efendimiz uygulamış. Bize de o konuda onlara itaat etmek düşüyor Sayın Sünnette Hocam. De zaten belirttiğiniz gibi Resulullah bir ölçü getirmiş. Yani ne zaman oruç tutulması gerekiyor onu işte nafile olan, tutulması sevap olan günlerde bize bildirmiş. Tabii ki. Hatta tabii ibadetlerde dediğiniz gibi teheccüd namazı. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle inşallah Rabbimizin cennetine yani az da olsa devamlı olan bir ibadete sarılmış vesilesi olur inşallah evet. Bizler için. Bir fırsat olur. Kıymetli hocam asıl konumuz yani ibadetlerde evet. Devamlılık. Buna biraz değinirsek i̇nşallah. Hocam. İbadetlerde devamlılık nasıl olmalı? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki şimdi Ramazan ayı girmesiyle biz aslında birçok güzelliği kazandık. Ne güzelliğini kazandık? Öncelikle oruç ibadetinin güzelliğini kazandık değil mi? Akabinde Kur'an-ı Kerim'in indiği bir aydayız. Kur'an-ı Kerimler okuyarak, mukabeleler okuyaraktan
Kur'an ibadetiyle, Kur'an okuyaraktan Rabbimize o ayeti kelimelerin ışığında gönül dünyamızı, ruh alemimizi aydınlatmaya gayret ettik. Bununla birlikte teravih namazlarımız her ne kadar cemaat halinde bu pandemi salgın sebebiyle kılınamasa da evlerde kıldığımız teravih namazlarımız ile kıldığımız bu nafile ibadet, sünnet-i müvekked ibadeti ile biz belli bir alışkanlığı kazandık. Gece kalkaraktan, sahur yaparaktan, sahurla birlikte az önce de ifade ettik, iki rekat teheccüd namazı kılaraktan belli bir alışkanlığı kazandık. Bununla birlikte yaptığımız hayır ve hasenatlarımız var değil mi? Zekatlarımız var, fitrelerimiz var, fidyelerimiz var, sadakalarımız var, infak kavramımız var. Böyle bir yardımlaşma hasletini, güzelliğini bir vesile yakalamaya gayret ettik Ramazan ayı münasebetiyle. Bunların hepsi Ramazan ayına has ibadet olmadığının burada ben altını çizmek istiyorum Sayın Hocam. Yani İslam'ın, Kur'an'ın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda her günün böyle güzel ibadetlerle bizi geçtiğini ve geçmesi gerektiğini öğreniyoruz. O yüzden Ramazan ayı sadece ibadetlere mahsus bir ay değildir. İslam'da böyle bir uygulama yoktur. Aksine kişinin her gün, her an, her saat bu bilince sahip olması lazım. Ramazan ayında imsak yaptık mesela Sayın Hocam. Nedir imsak? Evet. Günahlardan kendimizi alıkoyacağımızın sözünü verdik. Yani oruca başlama vakti diğer bir ifadeyle. Evet. Gözümüzü, azalarımızı, dilimizi haramdan, günahtan, her türlü yasak olan şeyden el etek çektirdik, uzaklaştırdık. Bunu sadece Ramazan ayına mahsus olmamadığını bizim bilmemiz lazım. Gözümüzü, dilimizi vesaire azalarımızı bizim Ramazan ayının dışında da 360 güne yayılmamız lazım. Tabii günahlardan, haramlardan uzaklaştırmak, evet, korumak lazım. Yani namaz ibadetiyle biz Allah'ın huzurunda duruyoruz ama namazdan sonra esas bir namazın huzurunu, şuurunu, bizi günahlardan alıkoyuculuk özelliğini, o kıvamı yakalamamız lazım. Ramazdan sonra başlar. Hani bir üstad öyle der ya sözlerinde, haçtan sonra başlar. Oruç Ramazan'dan sonra başlar. Namazdan selam, evet, verdikten sonra başlar. Şey. Tabii ki, çünkü haçtan geldikten sonra kişi o haçta vermiş olduğu sözü, haç ibadetindeki o vakfe anındaki vermiş olduğu sözü, duruşu ömrünün sonuna kadar devam ettirmesi lazım. Ramazan ayındaki o tutmayı, imsak ile tutmayı kişi günahlardan, haramlardan, her türlü şeyden ömrünün sonuna kadar el etek çekerekten korumayı bilmesi lazım. Namazdan selam verdiğimizde esas namaz o zaman başlıyor. Çünkü namaz kişiyi günlük hayatta günahlardan, fuhşiyattan alıkoyandır diye ayet-i kerime bizlere öğretiyor. Namazın dışında esas biz namaz kıyamını, namaz ikamesini yakalamamız lazım. Bu açıdan sadece Ramazan ayına, Ramazan ayında elde ettiğimiz ibadetleri Ramazan ayına has olaraktan düşünürsek çok büyük bir yanılgı içerisine düşeriz ki aksine Ramazan bir fırsat. Ramazan'ın getirdiği güzellikler bir imkan. Bunları da değerlendirmek ve bu alışkanlıkları hayatımızın sonuna kadar devam ettirmemiz lazım. Efendimizin hitabında Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Ve abudu rabbeke hatta yetiyekel yagin buyuruyor. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Öyleyse son nefese kadar biz bu güzelliği taşımamız lazım. Bu ibadet aşkını, bu ibadet sevgisini, bu ibadet muhabbetini devam ettirmemiz lazım ömrümüzün sonuna kadar. Öyle olunca insanın ölümü bayram oluyor Sayın Hocam. Evet. Yani ölüm o zaman insana güzellik kazandırıyor. Ölümün korkulacak bir şey değil de esas ahirete geçiş imkanı sağlayacak bir fırsat olduğunu kişi anlıyor ki ölüme kendisini hazırlıklı hissediyor. İbadetler ile insan aslında birçok güzelliği de kazanacak, elde edecek. İnşallah bu noktadan baktığımızda ibadetlerin, ibadet yapma bilincinin devamlılığı bizde ömrümüzün sonuna kadar devam etmesi lazım. Hazreti Mevlana Şeb-i Aruz diye ifade ediyor değil mi? Ölümü, düğüm günüm diye ifade ediyor. Refik-i Ala'ya yolculuk diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunu algılayanlardan ne mutlu. Rabbim o şuurda olanlardan nasip etsin. İnşallah. Bir de buyurduğunuz gibi kıymetli hocam, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ya, iki günü bir olan aldanmıştır ibadetinin devamlılığı konusunda. Tabii. Hakikaten de. Yani bir günümüz, yani iki günümüz de aynı olmaması gerekiyor. Biraz daha fazla ibadet yapmış oluyor. Hatta biraz daha fazla tesbihat. Cenab-ı Allah biraz daha fazla zikirle meşgul olmamız gerekiyor. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'e herkese ona göre zaman ayırmak lazım. Yani bizim gün içerisinde
Yemeğe içmeye zaman ayırdığımız malum Sayın Hocam. İstirahatimize zaman ayırdığımız malum. Ama ruh alemimize, ahiret hayatımıza, ebedi hayata ne kadar bir zaman ayırıyoruz onun bir muhasebesini yapmamız lazım. Aslında bunun asli ihtiyaçların içinde de sonuçta. Değerlendirmek yani. Lazım. Yani evin elektriği suyu olmadan bir evde hayat geçmiyorsa, evet. Yeme içme olmadan bir beden vücudunun ikamesini devam ettiremiyorsa, ibadet de olmadan onun ruh kendi devamını sağlayamaz. İçinde bulunduğu sıkıntılardan, buhranlardan kurtulamaz. O yüzden ibadetlere dört elle sarılmaya gayret etmek lazım hocam. Evet, kıymetli hocam. Bir de şu konuya değinelim hocam. İbadetlerin faydaları nelerdir? Biraz da bundan bahsedersek. Tabii ki şimdi ibadetler baktığımızda şöyle düşünelim. İman bir binanın veyahut da bir ağacın temeli olsa, ibadet de o ağacın neyidir? Dallarıdır. Yani dalsız bir ağaç tasavvur edemediğimiz gibi, aklımıza getiremediğimiz gibi ibadetsiz bir imanın da insana fayda sağlamadığını veya kuru bir ağacın veya kuru bir ağaca benzediğini ifade etmek gerekir. O yüzden ibadetler insana bir olgunluk elde ettirir. İnsan kemale ulaştırır. İbadet yapan insan, ibadet yapma bilincine ulaşan insan, ibadet yapmayı bilen insan ruhunu olgunlaştırır Sayın Hocam. Çünkü beden belli bir zaman sonra artık böyle düşmeye, halden hale, takattan takata kaymaya başlayınca onu ayakta tutacak olan tek şey ruhtur. Ruhun da gıdası, ruhun da gücü veyahut da ruhun şarj aleti diyeyim, modern bir deyim olsun, şarj aleti ibadettir Sayın Hocam. Evet. O ibadetler ile ruhu şarj etmezsen, o ibadetler ile ruhu beslemezsen, ruh aç kaldığı zaman bedenle birlikte çöküntüsü hızlı olur. Çökmeye başlayan ruha da bir takım gözle görmediğimiz boyutta bir takım müdahaleler olur ki ruh bunlarla mücadele edemez. Yani harama düşmesi, günaha düşmesi, şeytanın aldatması olgunlaşmayan ruhta daha çabuk olur. İbadetler ile ruh olgunluk, bir dinginlik elde eder. Evet. Bununla birlikte kul Allah'a bu vesile ile yakınlık elde eder Sayın Hocam. İbadet Allah'a bir yakınlık vesilesidir. Efendimiz ne buyurur? Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır, değil mi? O yüzden kula Allah'ın bize yakınlaşma imkanı sunduğu bir fırsattır ibadet. Namaz ile, oruç ile, yaptığımız diğer ibadetler ile biz Allah'a bir yakınlık kazanırız. İkincisi, evet. Allah'ın sevgisini elde ederiz. Cenab-ı Allah'ın rızasına, onun sevgisine mazhar oluruz bu vesileyle. Çünkü kul ibadet yaptıkça ne olur? Az önce ifade ettik ya, meleklerin sürekli evet. tesbih ettiğini, Allah'ı hamd ettiğini, ona secde ettiğini. Kul da bu boyutta eğer Allah'a bir ölçüyle yaklaşmaya başladığı zaman Allah'ın sevgisine mazhar olur. Hatta meleklerin daha bile üstüne çıkma imkanını Rabbimiz bu vesileyle bizlere sunmuştur ki kul ibadetleri de Allah'ın sevgisini elde etmeye gayret etmesi lazım. Allah'ın katındaki değeri artar kulun. Evet. Cenab-ı Allah'ın katındaki değeri artar. Çünkü bizim hani ayet-i kerimede diyor ya, namazım, orucum, ibadetim, hayatım hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir ki biz Allah'ın rızasını kazanma vesilesini elde etmek için eğer ibadet yaparsak Cenab-ı Hakk'ın katındaki değerimizin de artacağını bilmemiz lazım. Çünkü takva dediğim şey Allah'ın katında bizim ölçütümüzdür, kıstasımızdır. Yapmış olduğumuz ibadetlerimiz, kulluğumuz ve ibadetlere gösterdiğimiz hürmetimiz, tazimimiz, yönelmemiz Cenab-ı Allah'ın katında değerimizin artmasına bir vesiledir. Yani mal ile mülk ile Cenab-ı Hak katında bir değer ölçüt belirlenmez. Ancak evet. ameller ile, ancak ibadetler ile, ancak kulluk ile bir ölçüt, bir değer söz konusu ortaya çıkar ki işte o da bizim Allah'ın katında bir değer elde etmemize evet. vesile olur. İnşallah Rabbim ibadetlerde, taatlerde bu şuura, bu bilince ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbim ihsan şuuruyla yaşamayı cümlemize nasip etsin. Yani, elhamdülillah. Muhterem hocam, malum programımızın sonuna geldik kıymetli hocam. Toparlamamız gerekirse neler söylemeniz gerekir? Tabii ki şunu, Ramazan'ın hüznünü bir taraftan az önce ifade ettik, yaşıyoruz ya. Ramazan'ın kazandırdığı güzellikleri inşallah Rabbim ömrümüzün sonuna kadar bizlere devam Amin. Ettirmeyi nasip eylesin. Amin. Ramazan'ın kazandırdığı her ne güzellik var ise bunun ruhumuza, bizim ahiret hayatımıza, maneviyatımıza evet. fayda, katkı, değer sağladığını unutmamamız lazım.
haramlardan uzaklaşmanın da bir ibadet olduğunu, günahlardan uzaklaşmanın da bir ibadet olduğunu unutmadan Allah'ın yasaklarından içtinab etmek, uzaklaşmak lazım. Bir taraftan ibadet bilincini, ibadet şuurunu bunda kendimiz elde ederken hanemizdeki çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize de ibadetin güzelliklerini, ibadet yapmanın örnekliliğini göstermemiz lazım Sayın Hocam. Onlar da inşallah Rabbine kul olma noktasında aynı tevazuyu, aynı hürmeti göstermeye gayret ederler. Hazreti İbrahim duası vardır ya, Rabbi ci'anni mugimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua diye dua edelim biz de şu vakitte inşallah Rabbim kabul buyurur. Cenab-ı Hak ne diyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam? Ya Rabbi benim namazımı, beni ve namazımı benden kabul eyle. Mugimes salati, namazı kılanlardan eyle. Zürriyetimi de namazı kılanlardan eyle diye dua ediyor. Biz de şu iftar saatinde böyle bir duada bulunalım. Rabbim inşallah neslimizi, zürriyetimizi de kendisine, kul habibine ümmet eylesin. Amin. Cenab-ı Hak. Allah razı olsun kıymetli Allah hocam. Bizleri bilgilendirdiniz. Çok sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Amin. Kıymetli Manisa TV izleyicilerimiz bir iftara doğru programında sonuna, daha doğrusu son bölümünde sizlerle birlikte olduk. Yarın inşallah hep beraber bayramı yaşayacağız. Rabbim bayramımızı mübarek eylesin. Rabbim inşallah bu Ramazan'ın hürmetine, bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine, Rabbim gönüllerimize, ruhlarımıza, bedenlerimize şifa versin inşallah kıymetli izleyiciler. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olan bu Ramazan-ı Şerif'i de uğurluyoruz. Rabbim eksiğimizde, gediğimizde dergah-ı izzetinde kabul ve karin eylesin. Sizleri, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bizlere bu güzel mekanı sunan değerli Manisa TV yöneticilerine de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.